Aşağıda sembolleri belirtilen elementlerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Öncüllere baktığımızda potasyum K ile gösterilmekte. B şıkkında fosfor için F sembolü kullanılmış. Bu eşleştirme yanlıştır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Fosforun sembolü P olması gerekiyor. P sembolü ise flor elementinin sembolüdür. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Diğer öncüllere baktığımızda civa, helyum ve sodyum için doğru semboller kullanılmıştır. Bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül saf maddelerdir. Doğrudur. Element ve bileşikler saf maddelerdir arkadaşlar. İkinci öncül bileşenler arasında belli bir kütle oranı vardır. Bu öncülümüz de doğru. Bileşikler kendini oluşturan elementlerin belli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşmakta. Hatta bu kimyasal kanunlardan sabit oranlar kanunu olarak geçmektedir. Karışımların ise bileşenleri arasında belli bir oran bulunmaz. Üçüncü öncül en az iki farklı elementin kimyasal yolla birleşmesiyle oluşurlar. Bu ifade de doğrudur. Bileşik oluşumu kimyasaldır arkadaşlar. Yine bileşiklerin elementlerine parçalanması da kimyasaldır. Karışımlarda ise karışım oluşumu ise fizikseldir. Bunu da belirtmiş olalım. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız E şıkkıdır. Simya döneminde maddeleri ayrıştırmada kullanılan yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz denilmiş. Arkadaşlar simya dönemi 17. yüzyıldan önceki dönem olarak düşünülebilir. Robert Boyle'un Kuşkucu Kimyager kitabını yayımlamasıyla ve kendi element tanımını yapmasıyla Aristocuların element kavramı görüşünü yıkmıştır ve bu dönem simyadan kimyaya geçiş dönemi olarak kabul edilmiştir. Sorumuz bize simya döneminde yer almayan tekniği sorduğundan dolayı 17. yüzyıldan sonrasına düşündüğümüzde özellikle elektriğin keşfi sonradan yapıldığından dolayı arkadaşlar elektroliz işlemi simya döneminde yer almamaktadır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Diğer öncüllere baktığımızda damıtma kaynama noktası farkından yararlanılıyordu. Kristallendirmede çözünürlük farkı, ayırma hunisi yoğunluk farkı, kavurma ise ısıtma işlemiydi. Bu yöntemler simya döneminde kullanılmıştır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Dalton-Atom modeli yukarıdaki bilgilerden hangilerini açıklamada yetersiz kalmıştır? Birinci öncül bileşiği oluşturan elementler arasında belli bir kütle oranı bulunur. Buradaki ifade sabit oranlar kanununu açıklıyor. Hatırlarsak Dalton-Atom modelini oluştururken kimyanın temel kanunlarına dayanarak oluşturmuştu. Bu kanunlar kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunuydu. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur, yetersiz kaldığı söylenilemez. İkinci öncül elementlerin özdeş olmayan atomlarında nötron sayıları birbirinden farklıdır denilmiş. Dalton'a göre bir elementin bütün atomları aynıdır, yani özdeştir. Dolayısıyla bir elementin özdeş olmayan atomlarını açıklamada Dalton-Atom modeli yetersiz kalır. İkinci öncül yanlış. Üçüncü öncül atomun çekirdek yükü proton sayısına eşittir. Yine Dalton atomu tanımlarken içi dolu küreye benzetmişti. Atom altı tanecikler'den bahsetmemiştir. Üçüncü öncülde ise atom altı tanecikler'den protondan bahsedildiğinden dolayı Dalton 3. öncülü açıklamada da yetersiz kalır. Bize yetersiz kalınan öncüller sorulduğundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Katman elektron dizilimi verilen X, Y ve Z atomlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle atom kavramı üzerinde durmak istiyorum. Atom kavramında proton ve elektron sayısının eşit olduğunu anlayacağız. Tekrarlıyorum. Atomlarda proton ve elektron sayısı birbirine eşittir, yani nötrdür. Bize atomların elektron dizilimi verilmiş. Dolayısıyla proton sayılarını da tahmin edebiliriz. Proton ve elektron sayıları eşit olması gerektiğinden dolayı. X'te 2, 8 şeklinde olduğundan dolayı proton sayısı 10. Y'de proton sayısı 7. Z'de proton sayısı 12'dir. Bu atomların periyodik cetveldeki yerlerini de belirtelim. X'te 2 tane katman olduğundan dolayı ikinci periyot 8A grubunda yer alır. Y için ikinci periyot 5A grubu diyoruz. Z için ise 3 katman olduğu için 3. periyot, sonu 2 ile bittiği için de 2A grubu dedik. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Bize yanlış olan soruluyordu. A şıkkı çekirdek yükü en fazla olan Z'dir. Çekirdek yükü proton sayısını ifade ediyor arkadaşlar.
Baktığımız zaman proton sayısı en fazla olan Z'dir, 12'dir. Dolayısıyla çekirdek yükü en fazla olan Z'dir ifadesi doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X'dir denilmiş. İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde periyot küçüldükçe artmaktaydı. Aynı periyotta ise sağa doğru gidildikçe genellikle iyonlaşma enerjisi artardı. Genellikle dememin nedeni gruplarda iki tane sapma durumu var. Bunlardan birincisi 2A'nın 3A'dan daha fazla olması, diğeri de 5A'nın 6A'dan daha fazla iyonlaşma enerjisine sahip olmasıdır. Biz bu kurala 3 aşağı 5 yukarı kuralı diyoruz. İsterseniz yazalım grup numaralarında iyonlaşma enerjisi nasıl değişiyor görelim. Evet, aynı periyotta iyonlaşma enerjisi en büyük olan 8A, sonra 7A, 5A, 6A, 4A, 2A, 3A, 1A şeklinde değişiyor. Burada dikkat edersek 3 aşağı 5 yukarı kuralında belirtmiş olalım. 2A, 3A'yı, 5A'da 6A'yı geçti. Bize verilen elementlere baktığımızda periyodu en küçük olan X ve Y ikisi de ikinci periyotta. Aynı periyotta iyonlaşma enerjisi sağa doğru genellikle artıyordu. En büyük de 8A'ya aitti. Dolayısıyla 8A grubunda bulunan X'in iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Daha sonra periyottan dolayı Y gelecek. Z ise 3. periyotta yer aldığından dolayı iyonlaşma enerjisi en az olacak. Bu bizim iyonlaşma enerjisi sıralamamız oldu. Tabii ki birinci iyonlaşma enerjisi sıralaması. Burada da en büyük olan X'tir dediği için B şıkkı da doğru. C şıkkı Y eksi 3 ve Z artı 2'nin elektron dizilimleri aynıdır. Şimdi Y'ye baktığımızda 2, 5 de elektron dizilimi. 3 tane elektron aldığında Y'nin eksi 3 halini düşündüğümüzde elektron dizilimi 2, 8 olacak. Z'nin de artı 2 yüklü halini düşünelim. Normalde 2, 8, 2 idi. Artı 2 demek 2 tane elektron vermesi anlamına geliyor. Elektron son katmandan verildiğinden dolayı elektron diziliminde bulunan sondaki 2 elektron verilir ve elektron dizilimi yine Y'de olduğu gibi 2, 8 şeklinde olur. Dolayısıyla bu iki taneciğin elektron dizilimi aynı hale geldi. B şıkkı Y bir ametal, Z ise metaldir. Arkadaşlar 5A, 6A, 7A grupları bunlara ek olarak karbon ve hidrojen ametal sınıflarını oluşturuyordu. 1A, 2A, 3A ve geçiş metalleri metal sınıfı elementleri oluşturmaktaydı. 1A'da hidrojen hariç diyorduk. Y bir ametal denilmiş. Y'nin grup numarası 5A olduğu için bir ametaldir. Z bir metal denilmiş. Z de 2A grubu olduğu için bir metaldir. D şıkkı da doğru oldu. E şıkkı atom yarıçapı en büyük olan Y'dir denilmiş. Atom yarıçapı periyot arttıkça artmaktaydı. Yani aşağı doğru. Ve aynı periyotta grup numarası küçüldükçe yarıçap artmaktaydı. O halde verilen elementlerden periyodu en büyük olan Z'nin yarıçapı en büyük. Aynı periyotta bulunan X ve Y'den grup numarası küçük olan Y'nin yarıçapı X'e göre daha fazla olacak. Burada atom yarıçapı en büyük olan Y denilmiş. Yanlış Z olması gerekiyor. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Çünkü bize yanlış olan soruluyordu. Aşağıdaki atom modellerinin hangisinde modele ait görüş yanlış verilmiştir deniliyor? Dalton atom modeli için bir elementin tüm atomları özdeştir görüşü yazılmış. Bu ifade Dalton atom modeline geçmekteydi. Thomson atom modeli için atomdaki pozitif yüklü tanecik sayısı negatif yüklü tanecik sayısına eşittir denilmiş. Burada atomun nötr olduğundan bahsediliyor. Thomson atomu yine nötr olarak tanımlamıştı. Bu ifade Thomson atom modelinde yer almakta. Rutherford için protonlar ve elektronlar homojen dağılım ile atom oluşmuştur görüşünü yazmışlar. Bu ifade yalnız çünkü Rutherford'un atom modelinde çekirdek kavramı vardı. Artı yükler çekirdek denilen çok küçük hacimde toplanırken elektronlar çekirdek etrafında hareket halindeydi. Burada ise elektron ve protonların homojen dağıldığı görüşü dile getirilmiş. Bu görüş Thomson atom modelinde yer almaktaydı. Dolayısıyla C şıkkındaki görüş yanlıştır. Bize yanlış olan sorulduğu için cevap C şıkkı olacak. Diğer öncüllere de bakacak olursak Bohr atom modeli için elektronlar çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde yer alırlar denilmiş. Yörünge kavramı Bohr atom modelinde geçmekteydi. Modern atom modeli için elektronların yeri tam olarak belirlenemez. Burada orbital kavramından bahsediliyor. Elektronun bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler vardı modern atom teorisinde. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzun cevabı C şıkkı oldu.
Tek atomlu bir iyon olan X taneciyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre X taneciyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci bilgimiz argon ile izoelektroniktir. İzoelektronik demek elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklere verilen isimdi. Elektron sayıları aynı olduğundan dolayı X taneciğimizin elektron sayısına 18 diyoruz. İkinci bilgimiz klor ile izotoptur denilmiş. İzotop proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı taneciklere verilen isimdi. Proton sayısı aynı olduğu için X tanecinde proton sayısı 17 olacak. Bu bilgiler çerçevesinde X taneciğimizin iyon yükünün eksi 1 olduğunu söylüyoruz. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül proton sayısı 17'dir. Proton sayısının 17 olduğunu görmekteyiz. Nötron sayısı 18'dir denilmiş. Nötron sayısını burada tam olarak bilemiyoruz ama kaç olmadığını söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz klorla izotop diye belirtmişti. Klorun zaten nötron sayısı 18'dir. Protonu 17 olduğuna göre nötronu 18 olması lazım ki kütlesi 35 olsun. Biz izotop atomlar için ne demiştik? Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı demiştik. Klor X ile izotop olduğundan ve klorun nötron sayısı 18 olduğundan dolayı X'in nötron sayısı 18 olamaz. Dolayısıyla ikinci öncül kesinlikle yanlıştır. Üçüncü öncül iyon yükü eksi 1'dir. Evet, iyon yükümüzün eksi 1 olduğunu da bulmuştuk. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 olan D şıkkıdır. Katman elektron dizimleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Verilen elementlere baktığımızda X'in 2A grubu olduğunu, dolayısıyla metal olduğunu, Y'nin 8A grubu olduğunu, sorgaz olduğunu, son olarak Z elementinin 6A grubunda olduğunu ve ametal sınıfında yer aldığını söyleyeceğiz. Öncüllerin yorumuna geçelim. X oda koşullarında katı haldedir. X bir metal atomuydu. Metaller cıva hariç oda koşullarında katı halde bulunmaktadır. Cıva bir geçiş metali. Bize verilen X elementi ise 2A grubunda olduğundan dolayı geçiş metali değildir. Dolayısıyla cıva olma ihtimali olmadığından dolayı X'in oda koşullarında katı halde bulunur diyoruz. B şıkkı Y1 soy gazdır. Y8A grubunda yer aldığından dolayı bir soy gazdır ifadesi doğru. C şıkkı Z bileşiklerinde yalnızca negatif yükseltgenme basamağına sahiptir. Arkadaşlar bileşiklerinde yalnızca negatif yükseltgenme basamağına sahip olan elementimiz flordu. Diğer ametal atomları yapmış oldukları kovalent bileşiklerde artı yük de alabilirler. 6A grubunun kovalent bileşiklerde alacağı değerlik eksi 2 ile artı 6 arasındaki bütün değerleri alabilirdi. Eksi 2 ve artı 6 dahil. Dolayısıyla artı değerlik aldığı durumlarda söz konusu. Bu yüzden C şıkkındaki ifade yanlıştır. Ancak bunu Z iyonik bileşiklerinde yalnızca negatif değerlik alır deseydi doğru olurdu. İyonik bileşiklerde ametal her zaman elektron alacak. Ancak kovalent bileşiklerde artı yükseltgenme basamağına sahip olabiliyor. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkında X katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. X'i metal olarak sınıflandırmıştık. Metaller katı ve sıvı halde elektrik akımını iletirler arkadaşlar. Hatta bu elektrik iletkenliği de elektron hareketiyle gerçekleşiyordu. E şıkkı X ve Z arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. X metal, Z ise ametal. Metal ve ametal arasında elektron alışverişine dayalı iyonik bağlı bileşik oluşur. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzda bize yanlış olan sorulduğundan dolayı cevabımız C şıkkı oldu. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniliyor? Helyum oda koşullarında gaz haldedir. Helyum bir soy gazdır. 8A grubunda bulunmakta. Soy gazlar oda koşullarında gaz halde bulunurlar. Bor bir yarı metaldir. Evet, ilk 20 element içerisinde bor ve silisyum bizim yarı metallerimizdi. B şıkkı da doğru. C şıkkı magnezyum ve bakır birer metaldir. Magnezyum 2A grubu element olduğundan dolayı, bakırsa bir geçiş metal olduğundan dolayı metal sınıfında yer almaktadır. D şıkkı hidrojen bileşiklerinde yalnızca artı bir yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Bu ifade yanlıştır. Hidrojen metallerle eksi bir yükseltgenme basamağına sahip. Ametallerle ise artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Soru bizden yanlış olan istediğinden dolayı cevabımız D şıkkı olacak. Son olarak E şıkkını da kontrol edelim. Klor
Bir elektron alarak soy gaz elektron düzenine ulaşır. 7A grubu olduğu için klor bir elektron aldığında son katmanında 8 elektron olacak ve soy gaz elektron düzenine ulaşmış olacak. E şıkkı da doğrudur. Cevabımız D şıkkı oldu. Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z başgrup elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki Y büyüktür, X büyüktür, Z şeklindedir. Buna göre X, Y ve Z yukarıdakilerden hangilerinde verilenler olabilir deniliyor. İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde periyot küçüldükçe artmaktaydı. İlk başta periyodun küçüklüğüne bakacaktık. Aynı periyotta ise genellikle sağa doğru iyonlaşma enerjisi değeri artmaktaydı. Ancak aynı periyotta bulunan elementlerin gruplarına göre iyonlaşma enerjilerini sıralarken 3 aşağı 5 yukarı kuralını unutmayacağız. Normalde sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar dedik ancak 2A 3A'ya göre 5A da 6A'ya göre küresel simetri özelliklerinden dolayı iyonlaşma enerjisi daha fazladır yorumunu yapacağız. O halde aynı periyotta gruplar arasındaki iyonlaşma enerjisinin değişimini bir yazalım. İyonlaşma enerjisinin gruplara göre değişimini yazdık. Dikkat ederseniz 2A 3A'yı 5A da 6A'yı geçmiş durumda. Bu durumlara da dikkat edeceğiz. Şimdi verilen öncüller üzerinden sorumuzun çözümünü yapalım. Birinci öncülde flor ikinci periyot 7A grubu, neon ikinci periyot 8A grubu. Elektron dizilimini yaparak bunları söylüyoruz 2-8 şeklinde. Sodyum da 2-8-1'den üçüncü periyot 1A grubunda yer almakta. İyonlaşma enerjisinde öncelikle periyodu küçük olana bakacağız. Periyodu küçük olan flor ve neonun iyonlaşma enerjisi sodyumdan daha büyüktür. Aynı periyotta bulunan flor ve neondan iyonlaşma enerjisi daha büyük olan 8A grubudur. Bakın burada 8A'nın iyonlaşma enerjisinin en büyük olduğunu görmekteyiz. O halde iyonlaşma enerjisi sıralamamız neon büyüktür, flor büyüktür, sodyum şeklinde olacak. X, Y, Z elementleri şeklinde sıralayacak olursak flor X elementiydi. Neon Y elementiydi. Sodyum ise Z elementiydi. Y büyüktür, X büyüktür, Z şeklinde sıralamamız oldu. Bize de Y büyüktür, X büyüktür, Z olanlar sorulmuştu. Birinci öncül doğrudur diyoruz. İkinci öncüle bakalım. O elementlerden X, Y ve Z şeklinde gidiyoruz. X elementi sodyum. Elektron dizilimi yaptığımızda 2-8-1'den 3. periyot 1A grubu elementidir. Y elementi magnezyum. Elektron dizilimi yaptığımızda 3. periyot 2A grubu elementi olduğunu görüyoruz. Son olarak alüminyum 3. periyot 3A grubu elementidir. Bu 3 elementin periyotları aynı olduğu için gruplarına göre iyonlaşma enerjisi sıralamasını yapacağız. 1A, 2A ve 3A arasındaki iyonlaşma enerjisi değerinde en büyük olan 2A'dır yani magnezyum. Daha sonra 3A grubu elementimiz alüminyum ve son olarak 1A grubu sodyum gelecek. İkinci öncül için sodyum X elementini temsil etmekteydi. Magnezyum Y elementini temsil ediyordu. Alüminyum ise Z elementini temsil ediyordu. Buradaki ilişki Y büyüktür, Z büyüktür, X oldu. Bizim aradığımız durum ise Y, X, Z şeklinde olacaktı. Dolayısıyla ikinci öncül aradığımız durumu içermiyor. Üçüncü öncül hidrojen elementi birinci periyot 1A grubu. Helyumun elektron dizilimini yaptığımızda birinci periyot 8A grubu diyoruz. Özel durumda helyum. Lityum da ikinci periyot 1A grubudur. İyonlaşma enerjisi sıralanırken ilk olarak periyoda bakacaktık. Periyodu küçük olan hidrojen ve helyum lityuma göre daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptir. Aynı periyotta 1A ve 8A'dan iyonlaşma enerjisi daha büyük olan 8A'dır. O halde helyum büyüktür, hidrojen büyüktür, lityum diyoruz. Üçüncü öncül için helyum Y elementini, hidrojen X elementini, lityum ise Z elementini temsil etmekteydi. Bakın yine Y büyüktür, X büyüktür, Z ilişkisini bulmuş olduk. Üçüncü öncül de doğrudur. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız D şıkkı olacak. Periyodik sistemde bir kesitte yer alan oksijen, flor ve klor elementlerin yerleri belirtilmiştir. Bu elementlerin niceliklerinden hangileri arasında flor büyüktür, oksijen büyüktür, klor ilişkisi vardır denilmiş. İlk olarak periyodik sistemin kesiti verilen bölümdeki grup numaralarını yazalım. Helyum 1 soy gazı 8A grubu, flor ve klor 7A'da, oksijen ise 6A grubunda bulunmakta. Birinci öncül, birinci iyonlaşma enerjileri denilmiş. Birinci iyonlaşma enerjileri kıyaslanırken ilk olarak periyoda bakılır. Periyodu küçük olanın iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Belirtilen 3 atomdan periyodu daha küçük olan oksijen ve flordur. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi en küçük olan klor olacak. Oksijen ve flordansa
Yoğunlaşma enerjisi genellikle sağa doğru artmaktaydı. Hatta aynı periyotta yoğunlaşma enerjisi değişimini yazalım. Aynı periyottaki yoğunlaşma enerjisi değerini yazmış olduk. Bakın 7A grubu 6A grubuna göre iyonlaşma enerjisi daha büyük. O halde klorun iyonlaşma enerjisi oksijenden daha büyüktür. Sıralamamız flor büyüktür, oksijen büyüktür, klor oldu. Yani bizden istenildiği sırayı elde ettik. Birinci öncül doğru. İkinci öncül elektronegatiflik demiş. Elektronegatiflik de yukarı ve sağa doğru artmaktaydı. O halde periyodu en küçük olup grup numarası en büyük olan florun elektronegatifliği oksijene göre daha büyük olacak ve periyodu daha büyük olan klorun elektronegatifliği diğer iki elementten daha küçük oldu. Yine aradığımız ilişkiyi bulduk. Elektron ilgisi de yine yukarı ve sağa doğru artmaktaydı. Ancak dikkat etmemiz gereken bir durum vardı. Elektron ilgisi en büyük olan element klordu. Bu istisna durumu unutmayacağız. O halde elektron ilgisi en büyük olan element klor diyoruz. Oksijen ve flor arasında da grubu büyük olan florun elektron ilgisi daha büyüktür diyoruz. Burada aradığımız sıralamanın dışında farklı bir sıralama karşımıza çıktı. Üçüncü öncülü eledik. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Periyodik sistemin aynı baş grubunda yani A grubunda yer alan elementlerle ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur deniliyor? Periyodik sistemin aynı grubunda yer alması aynı düşey sütunda yer alması anlamına gelmekteydi. Birinci öncül değerli elektron sayıları aynıdır. Arkadaşlar değerli elektron sayısı A grupları için son katmanda bulunan elektron sayısıdır. Gruplarda genellikle son katmanda bulunan elektron sayıları aynıdır. Ancak istisnai bir durum var. Helyum durumu. Helyum 8A'da olmasına rağmen proton sayısı 2 olduğundan dolayı değerli elektron sayısı 2'dir. Diğer soy gazların ise mesela neon, argon, elektron dizilimi yapıldığında son katmanlarında 8 elektron bulunduğundan dolayı değerli elektronları 8'dir. Dolayısıyla aynı grupta olmasına rağmen değerli elektron sayısı aynı olmayan örneğimiz bulunduğundan dolayı kesinlikle doğru diyemeyiz birinci öncül için. İkinci öncül elektron bulunduran katman enerji düzeyi sayıları birbirinden farklıdır. Yani periyotları birbirinden farklıdır diyor. A grupları için aynı grupta bulunan elementlerin periyotları farklıdır arkadaşlar. Bu kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncül atom numarasının arttığı yönde atom yarıçapı da artar. Yine soru bize aynı grup elementleri için dediğinden dolayı atom numarası periyodik sistemde aşağı doğru artmaktaydı aynı grupta. Yine periyodik sistemde aşağı doğru gidildikçe atom yarıçapı da artar. Bu da kesinlikle doğru. Soruyu çözerken neye dikkat edecektik? Belirtilen öncülleri aynı grup elementleri için yorumladık ve bu grup elementleri A grubuydu. Sorumuzda kesinlikle doğru olan öncüller 2 ve 3. öncüllerdir. Cevabımız E şıkkıdır.